Çok tatlı bir çocuktu. Bir saldırgan geldi ve oğluma saldırdı. İş dünyasının tanınan ailelerinden Figen Randolph Mays çiftinin yüreği evlat acısıyla yandı. Akıl almaz bir olay sonrası biricik evlatlarını kaybettiler. Erkeklerin şiddetine son verecek bir şey yapmak lazım. Biz anaların canları yanıyor. 17 yaşındaki Emre Mays İngiltere'de yaşıyordu. İstanbul'daki ailesini ziyarete gelmişti. Genç çocuğun gece yarısı burnu kırılınca ambulansla hastaneye getirildi. Kağıthanede kavgaya karışan bir kişi o esnada yaralı abisi için hastane önündeydi. Emre'yi görünce abisini yaralayan hasmı sandı. Genç çocuğu sedyede defalarca bıçakladı. Zaten hepimiz şok içerisindeyiz. Yanlış yer, yanlış zaman, yani olacak şey değil yani. Burnu kırılan 17 yaşındaki Emre Mays annesiyle birlikte Göktürk'teki evlerinden ambulansla işte bu Şişli Etval Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ambulans acil servisin kapısına yanaştı ve ambulansın kapıları açılır açılmaz saldırgan hızla Emre Mays'e saldırmaya başladı. İnmeye fırsatı olmadan bir saldırgan geldi ve oğluma saldırdı. Deli gibiydi suratı. Saldırının ardından Emre Mays kırık burnu için getirildiği hastanede acil ameliyata alındı ama kurtarılamadı. Evladını gözleri önünde kaybeden anne şoktaydı. Adamın suratına baktığı zaman herhalde bu deli dedim. Şiddet, yani adam deli gibiydi suratı. Emre Mays'ı ölüme götürecek o süreç kağıthanede iki ailenin para yüzünden birbirine girdiği işte bu kavgayla başladı. Kağıthanede iki ailenin karıştığı o büyük kavganın ardından yaralılar Şişli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, işte buraya getirilmişti. Ve bu haberi duyup o hastaneye gelenler arasında burada yaralı olarak gelenlerden birinin yakını vardı. Elinde bıçakla hastanenin bahçesinde beklemeye başlamıştı. 22 yaşındaki Akın Kutlu acil servise yanaşan ambulansta abisini yaralayan hasmı olduğunu sandı. Ve talihsiz genç yanlış zamanda yanlış yerde olmasının bedelini canıyla ödedi. Hepsi kaçtı. Oğlan tek başınaydı. Polisler 10 metre ötedeydi. O polislerin hepsi de bulunup cezalandırılmalı. Yüreği evlat acısıyla yanan annenin bu iddiası üzerine harekete geçildi. Olay anının güvenlik kameraları incelendikten sonra o polis açığa alındı. Talihsiz genç acı olayın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Onu hayattan koparan katil zanlısının suç dosyası ise kabarık. Katil zanlısı şimdi demir parmaklıklar ardında.